Merhabalar, Unit 6 Occupation, meslekler konumuza hoş geldiniz. Bu üniteyle birlikte birçok mesleğin İngilizcesini öğrenecek ve karşınızdakinin hangi mesleği yaptığını sorabileceksiniz. Yaptığınız mesleklerle ilgili cümle kurabilecek, cümle yapılarını görecek ve neleri yapıp yapamadığınızı anlatabilecek gramer yapılarını öğreneceksiniz. Geçmiş zaman yapısını öğrenerek cümle kurmayı ve vereceğiniz kalıplarla soru sormayı öğreneceksiniz. O zaman başlayalım. Birinin mesleğini sormak için 4 farklı soru kalıbını kullanabiliriz. Bunlardan ilki, What do you do for a living? Geçiminizi sağlamak için ne yapıyorsunuzdur? İkincisi, What do you do? Ne işle meşgulsünüz? 3. What's your job or occupation? Mesleğiniz nedir? 4. What does your uncle, sister, father do for a living? Sizin, amcanız, kardeşiniz ya da babanız yaşamak için ne yapıyor? Mesleği ne? Sorusudur. Mesleklerimizde yerine getirirken bazı yeteneklerimiz ya da yeterliliklerimiz doğrultusunda yapıyoruz. Mesela bir taksi şoförü araba sürebiliyor, avukat yardıma ihtiyacı olan insanları iyi savunabiliyordur. Bir araba tamircisi arabaları iyi tanır ve iyi tamir edebilir. Bu yeterlilik ve kabiliyetlerden bahsederken kullanabileceğimiz bir kalıp var. Sadece meslek konusunda değil, genel anlamda tüm yeteneklerimizi ve yapabildiklerimizi anlatırken bu kalıbı kullanabiliriz. Bu kalıbımız da can kalıbıdır. Can kullanırken yanında mutlaka fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor. Bunu Türkçe'ye çevirirsek de ebilmek, abilmek anlamında çevrilebilir. Mesela, I can swim, yüzebilirim. Cümlenin yalın halini, yüklemin yalın halini kullandık. I can drive a car, araba kullanabilirim. Yine burada drive kelimesi yalın halde kullanılmıştır. My mother can cook, benim annem yemek pişirebilir. What's your father do? Baban ne iş yapıyor? He is a tailor. O bir terzi. What can he do? Ne yapabiliyor? Kabiliyeti ne? Yetenekleri ne? İçin what can he do? He can cut and save the fabric. Kumaşı kesip dikebiliyor. Peki kabiliyetlerimiz olumsuz yöndeyse, bir şeyi yapamıyorsak ne kullanacağız? O zaman da cannot ya da can't. Artı yine verb one, yani yüklemin yalın halini kullanacağız. Mesela, I can swim, yüzemem. I can't drive a car, araba kullanamam. She cannot cook, yemek pişiremez. Kabiliyetlerimizi sorarken de iki farklı soru yöneltebiliriz. Bunlardan ilki, What can you do? What can we do? What can they do? Ya da what can she do olabilir. Bunlara cevap olarak da I can swim, yüzebilirim. We can swim, yüzebiliriz. They can swim, yüzebilirler. She can swim, o yüzebilir, kız olan o. He can swim, o yüzebilir, erkek olan o anlamındadır. İkinci soru opsiyonumuzda Can you, can she, can we, can they artı verb one. Yani burada verb one'ımız herhangi bir fiil olabilir. Cevabımız olumluysa mesela sorumuz şu şekilde. Can you swim? Yes, I can swim. Can you run? Yes, I can run. Eğer cevabımız olumsuzsa No, I can't swim. No, I cannot run olarak kullanabiliriz. Şimdi, geçmişte olduğumuz kişi, geçmişteki durumumuzdan bahsederken de past tense kullanacağız. Gramer tahtamızda da to be fiilini was were olarak görüyoruz. Eğer bizim öznemiz I, she, he ya da it ise was ya da was not, wasn't kullanacağız. Eğer bizim öznemiz you, we ya da they'den biri ise were ya da were not ya da weren't kullanacağız. Örneklerle past tense'i daha iyi anlayabiliriz. İlk örneğimiz I was a baby 10 years ago. 10 yıl önce bebektim. I was not a baby 10 years ago. 10 yıl önce bebek değildim. She was a student 4 years ago. 4 yıl önce o öğrenciydi. She wasn't a student 4 years ago. 4 yıl önce o öğrenci değildi. You ya da they kullanımında da ardından to be'miz were oluyor.
You were at school yesterday. Dün okuldaydın. You weren't at school yesterday. Dün okulda değildin. They were in Istanbul last week. Geçen hafta İstanbul'daydılar. They were not in Istanbul last week. Geçen hafta İstanbul'da değillerdi anlamında kullanılabilir. Peki geçmiş halin soru hali nasıldır? İki farklı soru yapımız var yine. Eğer cevabımız evet ya da hayırsa ilk soruyu soracağız. Was she in Istanbul last week? Geçen hafta İstanbul'da mıydı? No, she was not. Ya da yes, she was diye cevap verebiliriz. İkinci sorumuz 5N1K dediğimiz nerede, nasıl, kim sorularına cevap verirkendir. Mesela, when were you born? Nerede, ne zaman doğdun? I was born in 1998. 1998'de doğdum. Where were you born? Nerede doğdun? I was born in İzmir. İzmir'de doğdum. Peki bu rakamları, sayıları okurken nasıl okuyacağız? Sayıları genelde belli kurallar çerçevesinde okuyoruz. 1900'lü ya da 1800'lü sayıları genelde ikiye ayırarak okuyoruz. Mesela 1940 diye okuyacağız. 1940. İlk önce 19'u söyledik, 19, sonra 40'ı söyledik, 40. Eğer 1065 ise sayımız, 1065, yine ikili okuduk, 1065. 1987, 1987 dedik. 2019, bunda biraz farklı. İkilere geldiğimizde 2019, burada bir sıfır olduğu için bütün okuyoruz. 2019 şeklinde 1000 demektir. 2019. 1907 Fenerbahçeli olan var mı aranızda? 1907'yi okurken de 1907 diyoruz. Burada o dememizin yerine zero yerine o dememizin nedeni bu sayıları okurken bu sıfırlar bu şekilde okunur. Mesela 1907 diyebiliriz. 1905 ya da 1906 olabilir. 1800'leri okurken de 1800 diyoruz. 18 yine en başını ikili okuduk. Sonunda iki sıfır olduğu için 100 dedik. 100 da 100 demektir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.